1964 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla 2338 Malakan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkarılıyor. Göç, insanlık tarihinin en önemli unsurlarından birisi. İnsanoğlu yaratıldığından beridir sürekli olarak göç ediyor. Bu göçlerin tabii iç nedenleri, yani toplumun kendisiyle alakalı nedenler ve dışarıdaki etkiler, yani dış etkenler olarak iki başlık altında nedenleri bir arada toplayabiliriz. Şimdi Malakanların göçü de son derece önemli. Çünkü Malakanlar 1919 yılında Kars'ın Osmanlı Devleti'ne bırakılmasının hemen sonrasında bir göç yaşıyor. Bu göçün büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Çünkü o zaman Sovyetler'de yeni devrim olmuş, ne olacağı tam olarak belli değil. Sovyet rejiminin nereye ulaşacağı konusunda net bir bilgi olmadığından dolayı 1919 göçünü büyük ihtimal, büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne görüyoruz. Sonrasında 1921 yılında o dönemin Ankara hükümeti Kazım Karabekir'in yönlendirmesiyle beraber Malakanların bir kısmı tekrardan göç ediyor. Bu sefer Malakanlar hem Kafkasya hem de Rusya'ya göç ediyor. 1926 yılında Malakanların Rusya'da yaşadıkları çok önemli bir unsur var. Çünkü o güne kadar yeni sistemi hep Malakanlarla özdeşik olarak görmeye çalışıyorlar ve dünyada da böyle, araştırmalarda böyle. Ancak 1926 yılında komünizmle Malakanizmin çok farklı olduğunu gösteren unsurlardan birisi. Yani sanki Rus Sovyetlerin Malakanları temel aldığını, böylesine bir ideolojik yapının içerisinde olduğu ile ilgili maalesef bazı araştırmalarda yanlış ifadeler var. Oysa bu durum söz konusu değil. Tam tersine Ruslar, Sovyet Ruslar Çarlık benzeri, belki çok daha farklı bir tutum içerisine giriyorlar ve 1926 yılında Malakanları Rusya'nın Salski bölgesinde verimsiz, çorak toprak olan oraya sürüyorlar. Bu durum aslında Anadolu'da bulunan Malakanlar için de çok büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor. Çünkü artık Rusya dönme durumu söz konusu olmuyor. Artık Anadolu'da yaşıyor. Şimdi 1950'lere geldiğimiz zaman Malakanların bu tarihini, bu göç hareketini genellikle böyle içsel bir mesele olarak görüp ya işte Malakanlar göç etti deyip de bu işi burada bırakıyoruz. Oysa bu durum son yapılan araştırmalarda ve bizim de yapmış olduğumuz bazı araştırmalarla beraber Soğuk Savaş'ın önemli bir unsurlarının, önemli bir olaylarından birisi olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya üçgeninde çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Malakanların göç etmesindeki asıl etken, yani iç etken, Malakanların evlenme problemi. Çünkü Malakanlar inanışları nedeniyle 7 kuşak öteden evlenmeleri gerekiyor. Bir başka topluluktan kız almak cemaatlerini içerisinde çok sert şekilde karşılanıp cemaatten atılmaya kadar gidiyor. Bunun için gençler evlenemiyorlar. Çünkü yani 1877-78'de Anadolu'ya göç etmişsiniz. Sonrasında belirli bir kesiminiz dönmüşler veya dünyanın farklı farklı yerlerine göç etmişler ama siz kalmışsınız. Ve kalan nesil burada artık bu sürecin içerisinde kız alıp vermeyle akraba oluyorlar. Ve bunun 7 nesil zinciri son derece zor bir zincir. Yani bunu kurmak son derece zor. Bunun için bazı çözümler aranmıyor değil. Yurt dışında bağlantılar kurulmaya çalışılıyor. Ancak o dönemde tabii Türkiye'nin Sovyet-Rusya diplomatik ilişkilerinin olmaması buna çok büyük bir etken oluyor. Çünkü Soğuk Savaş, imkanlar çok kötü. Yine çok önemli bir adım atıyorlar. Bu da Bandırma'da ve Konya'nın Akşehir'de bulunan Kazaklara ulaşıyorlar. Bizim bir sonraki çalışmamızın konusu olan Kazaklara ulaşıyorlar. Kazaklar da yine bu topraklarla yerleşmiş olan Ortodoks
bir topluluk. Onlardan kız alıp vermeye çalışıyorlar. Ancak Kazaklar bu duruma çok yakın durmuyorlar. Çünkü onlarda da aynı problemler var. Ancak Malakanlar tabii Ortodoksluk inancında çok uyuşabilecek şeyleri yok, unsurları yok. Çünkü inanç konusunda çok ciddi farklılıkları var. Ancak bizim tespit ettiğimiz Kazakların Malakanlardan kız aldığıyla ilgili tespitlerimiz var. Ancak tam tersine Kazaklar Malakanlara kız vermiyorlar. Bu durum Malakanların son derece önemli bir sorun olarak duruyorlar. Tabii çözüm de şu, zaten geldikleri toprak yani Rusya'ya tekrar dönerek böylesine bir problemle karşı karşıya kalmamak için göç kararı alınıyor. Ancak tabii 1950'lerde göç kararı almak o kadar kolay bir şey değil. Zaten bizim göç kararının alınıp göçün aktif olarak hareket edilmesi 1962'ye denk geliyor. İlk göç 60 kişilik bir grup geçiyor. Ancak bu döneme biraz daha dediğim gibi o Soğuk Savaş dönemindeki üçgenine baktığınız zaman o dış etkiler nelerdi veya nasıl gerçekleştirildi? Bu son derece önemli. Çünkü 1953 yılında Stalin hayatını kaybediyor ve yerine Kruşev geliyor, Nikita Kruşev. Kruşev'in tabii son derece önemli politikaları var. Bir reformist hareket olarak değerlendirilen bir dönemdir Kruşev dönemi. Onun için birçok politika geliştiriyor. Bu politikalardan birisi de Sovyet Rusya'nın dışında kalan Rus topluluklarını, Rus menşeli toplulukları tekrardan Rus topraklarına geri getirmek. Bunun nedeni de şu, aslında ki buradaki istenilen amaç şöyle. Bu dönemde 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurulan sivil toplum örgütleri Avrupa'da, Anadolu'da ve dünyanın birçok yerinde böylesine toplulukları Amerika'ya götürüyorlar. Bunu engellemek amacıyla Sovyet Rusya böylesine bir adım atıyor. Tabii bu politikanın gelişmesi 1957'lerden sonraya denk geliyor. Çünkü bizim Suriye krizi vardır. Mesela 1957 Suriye krizi. Bu Suriye krizinde Türkiye ile Sovyet Rusya ilişkileri son derece gergin bir döneme geliyor. Sonrasında krizin çözülmesiyle beraber Sovyet ilişkilerinde bir yumuşama oluşmaya başlıyor. 1960 sonrasında da bu yumuşama iyice devam ediyor. 1957'den sonra bu değişim ve artık göç hikayelerinin iyice dillendirmeye başlaması bizim akademinin son derece dikkatini çekiyor ve Malakanlar hakkında ilk araştırmalar bu tarihlerde yapılıyor. İşte Orhan Türkdoğan Hoca'nın doktora tezi, mesela Ankara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yine hocaların bu konularla ilgili kaleme aldığı makaleler var. Hatta Ankara Üniversitesi'nin 1960'ta yapmış olduğu sosyoloji konferanslarına Malakanlar ve Kazaklar damga vuruyor. Orada bütün neredeyse bildirilerin tamamı bu konularla ilgili. Tabii burada satır aralarını iyi okumak lazım. Çünkü tabii bu hocalarımız sosyologlar. Sosyolojik araştırma yapıyorlar, toplumları daha iyi tanıma üzerine araştırma yapıyorlar. Ancak tabii bu süreci de birebir şahit olan insanlar, kendi şeylerinde de bunları yazıyorlar. Tabii anılarında, ifadelerinde, çalışmalarında, yapmış olduğu konuşmalarda da bunları belirtiyorlar. Şimdi burada çok dikkat çeken bir husus var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1939 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu var. Tolstoy Vakfı diye. Bu konuyla ilgili çok önemli bir araştırma yaptık. 1939'da kurulan Tolstoy Vakfı, Tolstoy'un küçük kızı Aleksandra Tolstoy tarafından kuruluyor. Tabii Tolstoy ismi çok meşhur bir isim, yani çok önemli. En küçük kızı Aleksandra Tolstoy'a. Aleksandra Tolstoy Sovyet Rusya'yla bir türlü uyuşamıyor. Bunun üzerine önce Japonya'ya, Tokyo'ya gidiyor. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve orada 1939 yılında vakfı kuruyor. Vakıf 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında bu Soğuk Savaş ve o blok halindeki dünyada çok önemli bir rol oluyor. Bunların etki alanlarından birisi de Türkiye. Neden Türkiye? Şundan dolayı Türkiye. Alexander Tolstoy 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusya ordusunda gönüllü bir hemşire.
Ve ta ki Sovyet Rusya'nın, Çarlık Rusya'nın yıkılıp yerine Sovyet rejiminin kurulması tarihine kadar orduyla beraber birçok yere gidiyor. Ve gittiği yerlerin en önemlisi de Van. Yani bizim işte Doğu Anadolu bölgesini çok ciddi bir şekilde geliyor. Günlüklerine buna bakabilirsiniz. Orada anlaşılıyor ki Alexander Tolstoy daha o dönemlerde, yani 1915-16 tarihinde bu bölgeleri son derece iyi biliyor. Bu bölgede yaşayan toplulukları biliyor. Bu bölgenin yapısal özelliklerini biliyor. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda çok önemli, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok önemli bir faktör haline geliyor. Çünkü Alexander Tolstoy Avrupa temsilcisi, yani Tolstoy Vakfı'nın Avrupa temsilcisi olan Tatyana Subov iki defa Malakanlarla görüşüyor. Ancak bunun öncesinde 1950 yılından itibaren Tatyana Subov birçok kez Anadolu'ya geliyor, Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Bu çok önemli bir unsur. Yani o dönemde Anadolu'da bu topluluklarla ilgili irtibatlar olduğu yapılıyor. Ancak biz şimdiye kadar hani kayıtlara alınan iki tane görüşme var. Bu iki tane görüşmede Amerikalı yetkililerin bu kesimi, yani Malakanları ve Kazakları Amerika Birleşik Devletleri'ne götürme niyetleri oluyor. Çünkü artık zaten bir şey yapılmış, göç kararı alınmış. Bu göç kararının batıya doğru, yani Amerika'ya doğru olması için çok önemli bir çalışma yapılıyor. Ancak bizim yine Orhan Türkdoğan Hoca'nın satır aralarında yazmış olduğu şeyler, o dönemdeki anılar, o dönemi yaşayan insanların hatıraları, basın, belgelerden baktığımız zaman aslında göç olayının Sovyet Rusya'ya olmasında çok önemli etkenler var. Bunlardan birisi ise Sovyet Rusya'nın 1957 sonrasında bölgeyi aktif hale getirmiş olduğu bir propaganda faaliyeti var. İşte ana yurdunuza dönün. Artık Sovyet Rusya eskisi gibi değil. O 1926'daki Saska olayından sonra çok daha değişti. Artık sizin için Sovyet Rusya bir ana vatan. Propagandası o kadar iyi işleniyor ki bunlarda da tabii dini önderler ortaya çıkıyor. İşte Rusya'da yeni bir peygamberin çıktığı ve yeni peygamberin bütün Malakanları bir çatı altında toplamaya çağırdığı ile ilgili iddialar var. Yine bunun yanında radyolardan, Sovyet radyolarından Marksizmi onu anlatıcı yayınlar yapılıyor. Bu da aynı zamanda Malakanların peygamberi olarak kabul ettikleri Maksim olduğu ile bir karışıklık oluyor. İşte Maksim'i Sovyet Rusya da kabul ediyor. Onun öğretileri yaymaya çalışılıyor diye önemli bir propaganda faaliyeti yürütülüyor. Şimdi biz bunun yanı sıra, yani Amerika ve Sovyet Rusya'nın o tarihlerde Anadolu'da yürütmüş olduğu böylesine faaliyetler var. Peki Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir tavır alıyor? Aslında Türkiye Cumhuriyeti Malakanların göçüne hiçbir şekilde gönüllü değil. Bunu çok açık ve net bir şekilde biliyoruz. Çünkü göç etmemeleri için de görüşmeler yapılıyor. Ancak tabii iç neden, yani içten neden çok ağır baskısından dolayı onlar kendi varlıklarını koruyabilmek amacıyla işte evlenmeleri için böylesine bir karar almak zorunda olduklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine göçün Sovyet Rusya'ya değil de Batı'ya, mesela o da bizim o dönemin kaynaklarında hep hür dünya dedikleri, işte o Batı bloğuna veya işte özgür dünya, free world diye İngilizcesi olan Batı'ya doğru göç etmelerini teşvik etmeye çalışıyorlar. Hatta bunun için dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik bizzat Kars'a gelerek bu topluluklarla görüşüyor. Ve diyor ki, yani tamam biz size göç edin demiyoruz. Kesinlikle göç etmeyin, artık burada kalın, yaşayın. Yani siz de bizim için bu ülkenin bir vatandaşısınız, hiçbir sıkıntı yok. Ama siz böylesine önemli bir karar alacaksınız ve gideceksiniz, Batı'ya gidin. Bu topluluk arasında çok ciddi bir karışıklığa neden oluyor. Yine aynı süreç içerisinde Kars valisi, yine heyetler halinde gidip Ankara'da yapılan görüşmeler, İstanbul'da çeşitli irtibatlar ve görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürekli olarak
göçü durdurma ya da yapacaksınız bu göçü batıya doğru yapmasını yapıyor. Bu konuyla ilgili tabii çok da açık bir net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki mesela Tatyana Suluf'un faaliyetleri de çok şey net. Yani birçok yere istediği gibi gidiyor. Hiçbir izin sorunu olmuyor. Gerek Kazaklarla mesela defalarca görüşüyor. Yine Malakanlarla görüşmelerde hiçbir sorunu olmuyor ama Sovyet Rusya'nın kontrol edilemeyen gizli bir çalışması var. Ve bunu hiçbir şekilde şey yapamıyorlar, tespit edemiyorlar. Bunun üzerinde de çok başarılı olmuyoruz. Daha sonrasındaki insanlar anlatıyorlar. İşte imamlarında anlatıyorlar, görüştüğü zaman anlatıyorlar. Ve bunun üzerine Malakanlar'da Sovyet Rusya'nın propagandası son derece etkili oluyor. Şimdi bu dönemle ilgili çok önemli bir hikaye var. Bu sadece Malakanlar için değil, Kazaklar'da da aynı hikayeler var. Bir heyet gönderilmesi planlanıyor. İşte bakın yani Sovyet Rusya nasıl bizim o işte yıllar önce terk ettiğimiz topraklar nasıl diye. Ancak mektup iletişimi son derece zor. Bunun için ne yapalım? Bir fotoğraf çekelim. Eğer fotoğrafta ayakta duruyorsak, burası çok iyi, siz de gelin. Eğer oturuyorsak, durumlar iyi değil, sakın gelmeyin diye bir şey yapıyorlar, bir şifre geliştiriyorlar. Bunun üzerine tabii bir heyet gidiyor, orada bir fotoğraf çekiyorlar, fotoğrafı gönderiyorlar. Fotoğrafı gönderdiklerinde o tabii kalabalık, hepsi beraber bir açıyorlar, açtıkları zaman bir bakıyorlar ki adam yerde serilmiş. Yani o kadar kötü ki, gelmeyin. Bunu anlatıyor. Ama Malakanlar tüm yönlendirmeler, tüm tavsiyeler hepsine karşı Sovyet Rusya'yı seçiyor. O vatan çağrısına çok önemli bir cevap veriyorlar. Bunun üzerine 11 Kasım 1962 tarihinde başlayan ve 1964'e kadar sürecek olan periyodik bir göç hareketi gerçekleşiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani göç bir anda olmuyor. Göç belli dönemlerde oluyor. Köylerde ve bulunan topluluk oluyor. Bir anda bir köy de gitmiyor. Belirli bir sayı gidiyor. Bu sürecin içerisinde Sovyet Rusya'nın bölgeye gelen temsilcileri var ve bizim aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi bitiriyoruz, kapatıyoruz. Malakanların göçü aynı zamanda bizim Sovyet Rusya ile olan diplomatik ilişkilerimizi başlatıyor. Bu çok önemli bir unsur. Yani çok gözden kaçan bir detaydır ama o dönemdeki yapılan diplomatik görüşmeler böylesine bir sürecin de yeniden başlamasına neden oluyor. Bu göç periyodik olarak gerçekleşiyor. Tabii bu sürecin sonrasında Kars'ta boşalan köylerine Trabzon'da dahil olmak üzere Anadolu'nun iç kesimlerinden getirilen insanlar yerleştiriliyor. Böylece imaretin devam edilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Hatta basında bile işte Trabzon'dan insanların gelip yerleştiğiyle ilgili ifadeler belirtiliyor. 1964 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla 2338 Malakan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılıyor. Ancak burada dikkat edilen bir husus var. Birincisi Malakanların tamamı Sovyet Rusya'ya gitmiyor. Bazı kesimi yani belirli bir az bir sayısı ise Amerika'ya gidiyor. Bazıları ise geri kalıyor. Yine Anadolu'da yaşayanlar var. Tamamı gitmiyor. 1960'ta bizim tahmini sayımız 1600 kadar Malakan var. Burada ama 2338 olarak görülüyor. Şimdi tabii bu genellikle böyle kararlar alındığı zaman kararların arkasında listeler olur. Bu listedeki bulunan isimler vatandaşlıktan çıkarıldı. Ancak biz halen araştırmalarımıza karşı bu listeyi bulamadık. Kararları bulduk ancak listeyi maalesef bulamadık. Bu listenin içerisinde niye 2338 kişi olduğu, bu sayının nasıl tespit edildiği zaten liste bulduğu zaman ortaya çıkacak. Bunun içerisinde Kazaklar konuldu mu konulmadı mı ki muhtemelen konuluyor. Çünkü o zaman 1600 tane Malakan var. Zaten bunun tamamı Sovyet Rusya'ya gitmiyor veya bunun tamamı şeye gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiyor. Bir diğeri bunlar hukuksuz bir şekilde gitmiyorlar. Zaten başvurular oluyor. Belirli dönemlerde gidiyorlar. Pasaportlarını alıyorlar. Yine temsilciler geliyor. Mesela Amerika'ya gidenler hava yoluyla Panama Airlines'la yani Panama hava yolu şirketiyle New York'a uçuyor. Şeyler ise Kars postasıyla
yine sınıra kadar gidiyorlar. Sınırda Tiflis'ten direkt olarak Rusya'ya gidiyorlar. Bu sürecin içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Sovyet Rusya'nın, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri de mevcut. Ama bu durumun tabii niye bir anda gayri resmi olarak değerlendirilip böylesine bir adım atıldığı da bu önemli. Burada tabii dikkat edilecek husus şu: muhtemelen bu göçün bittikten sonra hem Malakanlar hem de Kazakların giden nüfusun tamamı bir daha dönüş olmaması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılıyorlar. Bu belli bir hani çifte vatandaşlık ve yeniden bir vatandaşlık kavramı olmaması için belki ileride hukuku bir sıkıntıya neden olacağını düşündüklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti olarak böyle bir karar alınıyor. O dönemin kabinesi ve Bakanlar Kurulu kararı olarak 2338 kişi vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bu tarih Malakanların büyük göçü olarak değerlendiriliyor. Tabi burada birçok hikaye var. Bunlar önemli. Mesela Maria isimli bir kız gitmek istemeyerek bir Müslüman ailenin evini sığınıyor. Rus yetkililer onu almak için uğraşıyorlar ancak vermemek için uğraşıyorlar. Sonra tabi kızının olduğu ile ilgili tam bir bilgi yok ama muhtemelen kaldığını tahmin ediyoruz. Bunun gibi birçok hikaye var. Ama Malakanların böylece bu büyük göçle beraber 1877-78-93 harbi Osmanlı-Rus savaşı sonrasında başladıkları Anadolu hikayesi 1919-1921 ve 1960 tarihleri diyebileceğimiz, çünkü tek bir tarih olarak yapamıyoruz, veremiyoruz. Bu tarihlerle beraber göç süreci tamamen son buluyor. Tabi bu göçün noktası ise yine dediğim gibi o Bakanlar Kurulu kararını gösterebiliriz. Böylece bitiyor. Sonrasında kalan Malakanlar var Anadolu'da. Malakan aileler de var. Malakan gelinler de var. Onlar da günümüze kadar çeşitli şekillerde yaşamlarını devam ediyorlar. Hadi hayırlı olsun.